2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emekli bayram ikramiyesi yer alıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin 2022 yılı asgari ücret ve diğer hak ücretlerinde yapılan artışlar sonrasında ne kadara çıkacağı araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyesi miktarı 1100 TL olarak ödeniyordu ve gözler bu seneye çevrildi. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında örneğin %75 ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor, Bu yıl Ramazan bayramı 2 ila 4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemenin büyük ihtimalle 25 ila 30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1 ila 8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare bayramın içinde bulunduğu ayda şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.